Herkese selamlar dostlar. 26 Ekim 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelem var. İdeallerinden, yüksek oranlarından bahsedeceğiz. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışmasıyla başlayalım ve güzel bir maç olmasını bekliyorum. Ben Barcelona tarafındayım bu maçta. 2-2'lik bir skor çıkabilir. Belki 3-2'lik bir skor Barcelona tarafına çıkabilir. Ben burada Barcelona tarafına gideceğim. Kendi düşüncem o yönde. Sizce maç skoru ne olur sizlere sorduk. Bilen bir arkadaşımızı Ekim ayı boyunca katı Telegram gruplarına misafir edelim. Katılacak herkese şimdiden bol şanslar efendim. Maç skoru ne olur diye sizlere sorduk. Geçtim bunu. Yine kazanıyoruz. Dün sadece tek bir kombin verdik. Pazartesi günü kombini. Günün kombini olarak da zaten not düştüm. Altına da zaten yazdım. Cuma ve pazartesi günü iddianın günü değildir. Ters gündür. Ona göre değerlendirin diyerekten. West Ham'ın galibiyeti 90'da penaltıyı da attı. 2-0 galip geldi. Çok güzel. Sassuolo Verona mücadelesi zaten KG var'a çok güzel bir şekilde geldi. Günün kombini arkadaşlar pazartesi kombiniydi. İkili kombin toplam oran 2.01 falan ediyor sanırım. Avrupa'dan oynayanlar 2.20-2.30 bandında. Güzel bir şekilde kazandık. Değerlendiren herkese tebrikler. Katıl üyelerimizi burada tebrik edelim. Kazanaraktan da devam ettik. Onun dışında arkadaşlar bir de Rolling 2 yarın gelecek yani perşembe günü devam. Rolling 1'i Galatasaray maçına yapmıştık. Rolling 2'yi perşembe günü devam ettireceğim. 139 TL para var, onunla devam edeceğiz. Katlaya katlaya Rolling 5'te bitirmeyi düşünüyorum. Ne kadar gidebilirsek bakalım. Onun da bilgisini buradan vereyim sizlere. Ekstra olarak da canlı odamızda canlı tercihlerimizde zaten devam ediyor. Şampiyonlar Ligi ve UEFA var şu an. 3 gün boyunca canlı tercihlerle bakacağız. Umarım güzel bir kazanç elde edebiliriz diyerekten de canlı maçlardan da ekran başında olup canlıları izleyeceğiz. Canlılar da zaten iyiyizdir, bilen bilir. Canlı maçlarımız genelde bizim başarılıdır. İyi gideriz diyerekten de bakalım şöyle bir canlılardan da devam edeceğiz Şampiyonlar Ligi'nde. Toplamda 5 adet mücadelem var. Sizlerden ricam burada videoyu atacağınız artı 400 seviyesindeki like'lardır. Like'ları eksik etmeyelim arkadaşlar. Like'lara basalım, devam edelim. Bir artı 400 seviyesi yakışır bu videoya. Kulüp Brugge'la Porto mücadelesi. Kulüp Brugge son maçında herhangi bir rotasyona gitmedi. Aynı şekilde Benfica Porto maçı vardı. Benfica da Porto da o maçta herhangi bir rotasyona gitmedi o mücadelede. Tam kadro sahadaydı diyebiliriz ki o maçta zaten Porto çok iyi başlamıştı. İyi bir oyun sergiliyordu Porto takımı. Fakat mağlup oldu. Kırmızı karttan sonra ikinci yediği golle mağlup oldu. Porto şu an grupta sıralamaya baktığımız zaman da ikinciliğini garanti etmek istiyor burada. Fakat karşılarında 4 maçta daha hiç gol yemeyen bir Kulüp Brugge takımı var ve kendi evinde çok dinamik bir takım. Hatta kendi evinde değil, deplasmanda da bu takım genel olarak çok dinamik ve çok koşan bir takım olduğunu düşünüyorum ben. Sağ içinde de yani bir oyuncu her yere gidip gelebiliyor yani. Yorulmayan ve çok koşan bir takım bahsettiğim gibi. Ben burada Kulüp Brugge tarafından bir adet gol bekliyorum kendi evlerinde olmasından dolayı. Fakat bu Kulüp Brugge'un gol yemememe orucu diyelim biz bunu. Porto bunu bozabilecek bir takım. Özellikle topa çok fazla hakim olmasa da mesela Bayer Leverkusen maçında gördük. Leverkusen oynadı. Maç ne oldu? 3-0 bitti. Porto kazandı. Öyle bir maç olur mu bilmiyorum ama Kulüp Brugge'dan da burada gol bekliyorum. Porto da deplasmanda olduğundan dolayı yine o kontra ataklar olsun, hızlı çıkışlar olsun yapabileceğinden dolayı özellikle baktığımız zaman da kanatları adam eksilterekten de dikine de gidebilen oyuncular olduğundan dolayı KG var tercihini burada 1.52'den tek tercih olarak değerlendirdim. Değerlendireceklere bol şanslar. Ajax'la Liverpool mücadelesi. Ajax'ın burada herhangi bir iddiası var mı diye baktığımız zaman da çok zor. Ancak burada Liverpool'u beraberlik bile Liverpool'u gruptan çıkartmaya yetiyor zaten. Ajax kendi işini çok zora soktu. Öne geçtiği maçlarda oynayacağım diyerekten de gol yedin. Napoli maçları buna örnektir bence. Burada Liverpool nasıl bir futbol sergiler? Liverpool'un son dönemdeki performansı çok güven vermiyor. Hatta son Nottingham Forest mücadelesine baktığım zaman da mağlup oldular. Normalde yenebilir mi? Yenemez ama işte 9-10 kişi defans yapıyor. Açamadılar ki. Normalde açabilen bir Liverpool takım vardı. Yani bu sezon Premier Lig'de şampiyonluk işinin bariz hakkı gibi. Liverpool yarışa dahil olamayacak gibi. Ajax tarafına baktığımız zaman da ki Arsenal'da var. Bakalım ne olacak. Arsenal City maçı belli eder. Ajax tarafı ligine zaten bahsetmeye gerek yok. Şampiyonlar Ligi'nde çok iş yapamadı. Bu maçta ama kaybedecek herhangi bir şey yok bence. Öne çıkıp oynayacaklardır diye düşünüyorum. Öne çıkacaklar için burada Liverpool tarafı gol bulabilir mi? Bence bir tane bulacaktır. İkinciyi de zorlayalım diyorum ben. Jota, Diaz, Matip'in sakatlığı var zaten. Salah, Firmino oynayacaktır. Nunez yine yedek olabilir bu mücadelede.
4-4-2 göstermiş ya, 4-3-3'te belki Nunez de oynayabilir. Ajax bastıracaktır arkadaki boşluklar ki City maçında mesela bir uzun top Alisson attı mesela, öyle gol. Öyle gol bulabilen takım Arnaut aynı şekilde atabiliyor. Orta sahada Fabinho, Jones gibi isimler de atabiliyor. Arkaya attığı toplarla birlikte ben burada Liverpool'un atacağı iki golü idealden değerlendirmenizi öneririm. Deplasman 1.5'sü oranı zaten 1.45. Şöyle 1.45'te bir oranı var. Normalde 1.44'tü. 1.45'e yükselmiş anlık olarak bilginize. Geçtim diğer mücadeleme. Barcelona ile Bayern Münih mücadelesi. İlk maçta Bayern Münih 2-0 mı ne kazandı? Yanlış hatırlamıyorsam şuradan bir bakalım. Doğru. 2-0'lık bir Bayern Münih galibiyeti gelmişti. Fakat o maçta yani Lewandowski inanılmaz pozisyonlar kaçırmıştı. Maçı izleyenler varsa mutlaka görmüştür. Burada Barcelona kesinlikle kazanmayı oynayacaktır. Puan durumuna baktığım zaman da Inter'i geçmek isteyecektir burada. Ki zaten şöyle son maçları zaten Victoria Pilsen'ler sanırım. Aynen deplasmanda. Inter'in puan kaybetmesini bekleyecekler. Inter bir Bayern Münih'le mücadelesi olacaktır. Burada mutlak bir şekilde Bayern Münih'i mağlup etmek isteyecektir. Fakat Bayern Münih de yatacak bir takım değil. Hani mesela rahat gruptan zaten lider çıktı, bu maçta yatar tarzında bir takım olmadığından dolayı maç çok gollere gebe olacak gibi. Ben normalde risk alıp maç sonu 1'e gitmek isterdim ki zaten iddia bile favori açmış çünkü. Yani Barcelona bu maçta oynayacak diyerekten de. Ben burada Barcelona'nın atacağı 2 golü bekliyorum. Barcelona bence Bayern Münih'e bu maçta ilk maçtaki gibi çok fazla pozisyonlar kaçırmazsa 2 tane gol bulur diye düşünüyorum. Ev sahibi 1.5 üstünde oranı 1.55 bandında. 1.54'e düşmüş bu da. Ben burada Barcelona tarafından 2 gol bekliyorum. Hatta dedim ya bu maçın zaten skorunu sizlere de sorduk. 2-2, 3-2 ayarında bir Barcelona galibiyeti çıkabilir diyerekten de ben burada ivmeyi tamamen Barcelona tarafında verdim. Şöyle de olabilir. Barcelona bastıracak, arkada pozisyonlar verecek. Bayern Münih de atacak. Böyle de olabilir. Fakat ben burada baskın olan tarafın ve daha çok pozisyona girecek takımın Barcelona olmasını bekliyorum ki kendi stadyum önünde, seyircisi önünde oynayacak bu mücadeleyi. Bu yüzden Barcelona tarafından ben en az 2 tane gol bekliyorum bilginize. Frankfurt-Marsilya mücadelesi. Bu maçta ben yani riski aldım arkadaşlar. Son dönemde Frankfurt çok iyi gidiyor. Özellikle Leverkusen mücadelesinde inanılmaz pozisyonlara girmişti. Ondan sonra gitti Gladbach'ı da yendi aynı şekilde. 5'e 1'e 3-1 yani. Toplamda 2 maçta 8 gol attı. Attığı takımlar da ağır basan takımlar yani kilosu. Burada Marsilya ile oynayacaklar. Bence Avrupa'yı alan taraf burada Frankfurt takımı olacaktır. Çok güzel iki tane yüksek oranım var. Bir tanesi doğrudan Frankfurt'un galibiyeti. Ben burada Frankfurt'un grup açısından baktığımız zaman da puan durumunda en arkada olduğunu ve burada galip geldiği takdirde Marsilya'yı geçebileceğini, üçüncülüğe veya ikinciliğe artık o maçın durumuna göre, Tottenham maçının durumuna göre yerleşmesini bekliyorum. Formda bir Frankfurt varken burada bence galibiyetin iki orandan değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Sistem kuponlarına veya düşük misli kuponlarınıza Frankfurt'un burada doğrudan galibiyeti bence değerlendirme altına alınabilir. Fakat bir tane daha yüksek oran önermek istiyorum bu mücadeleye. Onu bulalım hemen. Şimdi mücadelenin senaryosunu yazalım birlikte. Frankfurt takımı ne yapacak? İlk dakikadan itibaren basacaktır bence Marsilya tarafına. Atmak için oynayacaktır ki kendi evinde basan. Aslında deplasmanlarda bulduğu boşlukları çok iyi değerlendiren bir takım. Özellikle Kolomuani'ye atılan toplarla birlikte. Fakat kendi evinde de baskın olacağından dolayı ben ilk yarıda en çok korneri Frankfurt'un kullanmasını bekliyorum. Bunun da oranı arkadaşlar 2.02 gibi çok yüksekte bir oranı var aslında. Bu da bunu tekli olarak önereceğim ben katı Telegram grubunda. İsteyenler bunu değerlendirme altına alabilir. Hatta notunu da düştüm. Ben kendime hemen şunu da notunu düzeltelim. Frankfurt'un dediğim gibi hem galip gelmesini hem de ilk yarıdan baskın olaraktan da en çok korneri Frankfurt'un kullanmasını bekliyorum. Değerlendirecekler bu yönde. Bu mücadele iki tane tercihim var. İki tanesi de iki oranın üstünde. Değerlendirecekler bu yönde yüksek oran değerlendirmesi yapabilir. Bu mücadeleye de çok güzel bir tercihim var. Şimdi puan durumuna baktığımız zaman Tottenham burada rahat mı? Rahat değil. Çünkü her grupta herkes birbirini geçme ihtimali var. Frankfurt bir alsa zaten Tottenham maçının skoruna göre liderliğe bile belki yükselme şansı var. Liderlik olmaz da en fazla ikincilik. Dediğim gibi grupta ortalık karışık. Sporting'le oynayacaklar. Sporting'e arkaya çok fazla boşluk bırakırsan sıkıntı yaşarsın yani Tottenham. Yaşarsın abi. Conte de bunu biliyor mudur? Biliyordur zaten. Lisbon tarafında eksikler var fakat iki tane kırmızı kart cezalısı var geçen mücadeleden. Pote Gonçalves olmayacak. Ricardo Esigo aynı şekilde bu mücadele olmayacak. Birkaç tane sakatlıklar da var. Fakat ev sahibine baktığımız zaman da bir Richarlison'un önemli olarak sakatlığını görebiliriz. Onun dışında herhangi bir sakatlık yok. Ben Tottenham'ın burada baskın bir oyun olarak oynayaraktan da Sporting kalesini veya Sporting'i yarı sahasına hapsetmesini bekliyorum. Tottenham burada
Galip gelir mi? Galip gelme ihtimali var fakat ben Lisbon'un şundan dolayı girmiyorum galibiyetine Tottenham'ın. Lisbon'un deplasmanda boş bulduğu zaman da özellikle Edwards birebir adam eksilterekten de ufak bir şey ama her gözü çalınmayıp gol atma ihtimali çok yüksek olan bir oyunculardan bir tanesi Lisbon'da. Trincao geçen dakika 1'de gol attı. Çok güzel bir plase. Bu yüzden bunlara girmeyelim diyorum ben. Burada ilk yerden baskın bir Tottenham olacağından dolayı ve kontra anlayışıyla sahada olacak bir Lisbon olduğundan dolayı aynı şekilde Frankfurt'un yüksek oranını yaptık ya bunun da oranı ideal zaten iddia da biliyor bu işi. Birinci yarı en çok korneri ben Tottenham'ın kullanmasını bekliyorum. Baskın bir Tottenham olacaklar. O yüzden burada ilk yarıda en çok korneri bence kullanan taraf Tottenham olur diye düşünüyorum. Toplamda 5 adet mücadelem var. İdeallerinden, yüksek oranlarından bahsetmeye çalıştım. Aklına yatanlar değerlendirebilir. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Kombinemiz Katıl Telegram gruplarında yayında olacaktır. Rolling 2'de Perşembe günü sizlerle birlikte olacaktır. Bol şanslar. Seviliyorsunuz. Bay bay.